İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şenlikköy Stadı U13 İstanbul Şampiyonası 3. tur müsabakasında Halkalı Taştepe ile İstanbul Arena karşı karşıya geliyorlar. Karşılaşmayı Emre Çiğdem yönetecek. Her iki takım oyuncuları da sahada ısınmalarını tamamladılar. Şimdi Emre Çiğdem de sahaya çıktı. Seremoni için takımları yanına çağırdı. Her iki takım da hakemin arkasında yerini alıyorlar. İstanbul Arena'da Cem Yiğit Şahinkaya, kalede Hüseyin Topal, Burak Gümüşkaşık, Baran Hazar, Mehmet Bülbül, Egemen Erbaş, Mikail Emre Karadeniz, Doruk Paflak, Orhan Çamcı, Mehmet Efe Alkul, Hasan Ege, Yıldız 11 ile sahada yer alıyor. İstanbul Arena, Halkalı Taştepe'de de Tolga var kalede. Tolga Gölcüoğlu, İzzettin Güleç, Mustafa Köse, Yunus Demir, Sercan Aydın, Sercan Ünal, Ahmet Ortataş, Arda Ülkü, Engin Ekinci, Enes Elezi, Ahmet Şimşek 11 ile de Halkalı Taştepe takımı yer alıyor sahada. Her iki takım da zorlu takımlarla eşleştiler birinci turda ve ikinci turda. Ama üçüncü tura adlarını yazdırdılar. Son 16 takım arasına kaldı iki takım da. Bu maçın sonunda sahadan galip ayrılan takım çeyrek finale yükselecek. Önümüzdeki hafta salı günden itibaren de çeyrek final müsabakaları başlayacak. Perşembe günü yarı final ve hafta sonu da bir sonraki hafta sonunda da final müsabakasıyla U13 şampiyonası sona erecek. Başlama vuruşu için Mehmet Efe topun başında, İstanbul Arena takımında. Karşılaşmanın hakemi Emre Çiğdem kalecilerden onayı aldı. Karşılaşmanın ilk düdüğü de geldi. Kaleye göre biraz çapraz bir bölgede serbest vuruş kazandı Taştepe. Evet, ceza alanı içi. Gördüğünüz gibi şimdi hareketlendiler. Kaleye doğru gönderilen top. Top direkt ağlara gitti. Karşılaşmada çok erken bir gol geldi. Halkalı Taştepe'de serbest vuruştan kazandı. Halkalı Taştepe golü Engin Ekinci 1-0 takımını öne geçirdi. Hasan Ege araya girdi Taştepe oyuncular. Şimdi uzun çıkmak istiyor ama hayır, topla birlikte devam etti. İleriye gönderilen top yatarak bir müdahale vardı. Cem ama top ağlarda. Defansta hatayı değerlendiren Yunus Demir oldu. 2-0 öne geçirdi Yunus Demir Halkalı Taştepe'yi İstanbul Arena karşısında. Ve ilk yarının da son düdüğü geldi. İlk yarı Halkalı Taştepe'nin 2-0 üstünlüğüyle kapandı. Başlama vuruşu için Mehmet Efe topun başında, İstanbul Arena takımında. Karşılaşmanın hakemi Emre Çiğdem kalecilerden onayı aldı. Karşılaşmanın ilk düdüğü de geldi. İstanbul Arena karşılaşmaya başladı. Karşılaşmanın hemen başında Engin Ekinci'nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçmişti Taştepe. İlk yarının son bölümünde defansın hatasını değerlendiren Yunus Demir farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarının da skoru oldu. 2-0 Halkalı Taştepe önde kapattı karşılaşmayı. Şimdi ikinci yarı için. Hadi Oğuz! Hadi çocuklar! Emre Çiğdem sahaya geldi. Takımların şu anda dağılımına bakıyor. Sayıları da saydıktan sonra kalecilerden, evet, her iki kaleciden de onayını aldı ve ikinci yarının ilk düdüğü gelecek. 2-0'lık Halkalı Taştepe'nin üstünlüğü var. İkinci yarı bakalım ne gösterecek. İkinci yarı için ilk düdük geldi. Başladı Halkalı Taştepe oyuncular ama Mikail orta sahada topu kontrol etti. Sarı kart gördü oyuncular. Sercan Ünal, ve Berk sarı kart gören oyuncu.
Mikail içeriye doğru gönderdi. Ve penaltı. Evet, penaltı kararı geldi. Orada. Evet, Doruk penaltı atışını kullanacak İstanbul Arena'da. 2-0'lık üstünlüğü var Halkalı. Taştepe'nin ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 önde götürüyor. Doruk topun başında. Tolga Gölcüoğlu kalede dikkatli. Doruk geldi. Tolga Doruk'un vuruşu top ağlarda 2-1 oldu. Şimdi cezanın içine doğru gönderen top. Kafa vuruşu ve top ağlarda yine Yunus zannediyorum orada. Vuruşu yapan oyuncu 3-1 oldu o karşılaşma. Eren'in orada yaptığı hareketi foul olarak değerlendirdi. Cem kullanacak şimdi orta tutucu. Foul'dan doğan serbest vuruşu kullandı. Doruk. Ve karşılaşmanın son düdüğü geldi. Halkalı Taştepe 3 İstanbul Arena 1. Karşılaşmada son düdükten sonra Halkalı Taştepe'li tribünler ve İstanbul Arenalı teknik adamlarla Halkalı Taştepe teknik adamları da birbirlerine tebrik ediyorlar. Şu anda başardılar. Üçüncü kere kadar yükseldiler. Şimdi